Bugün Apeiron Art Plus galerinin kış sezonu açılış sergisindeyiz. Sergimizin adı Kırık Düşler Tamir Atölyesi. Eminim hepimizin kırılmış bir yıl düşleri var. İnşallah bu sergiyle birlikte hepsini biraz tamir etme imkanı buluruz. Resim ve heykel sanatçılarımız katılıyor sergiye. Benim de çok favori bir sanatçı arkadaşımız var. Çok sevdiğim heykeltıraş arkadaşımız Ankara'dan Uğur Çalışkan. Çok enteresan, bana göre çok sıra dışı olan heykelleriyle bu sergimize katıldı. İnşallah da uzun yıllar hem kendisiyle hem de eşi Rabia Hanım'la birlikte eserlerini burada sergileme ve siz sanatseverleri gösterme imkanı buluruz. Uğur Bey, bu eserin adı Satir. Ben Satir'in ne olduğunu açıkçası bilmiyordum ama şeye sordum, Gülsel İnal'a sordum, onun da bana bir peri olduğunu söyledi ama biz bunu sizden dinleyelim. Doğru, bizim anlamlandırdığımız şey peri de diye geçirilir ama takımdan yalı tanrısal, insandan hayvan karışımı, tanrısal güçleri de olan canlılar, mitolojideki canlılar. Anadolu ve Grek mitolojisinde geçer. Olympus'un yani yarı canlılarından. Burada şey de var, Minotor da var. Ama bizim bu Satir, keçi veyahut da koç boynuzlu, insan vücutlarıyla karışık ayakları da aslında keçi ayağı olan canlı türleri. Evet. Ben tabii orada biz biraz gönderme yaparak, bizim bu kırık güçlere de gönderme olarak mekanik aksamlarla karıştırdık. Mesela göz bunun karzayızı görüşür. Orijinal lensler. Gerçekten çok enteresan lensler. Lenslerin krank, baskı, balatalar. Yani biz varoluşun altında doğaya öykünerek teknolojiler geliştiriyoruz. Doğanın geliştirmiş olduğu mekanik yapılanma ve bizim ona öykünerek yaptığımız şu anda da teknolojik olarak kullanılan mekanik aksamları karıştırarak heykel formları oluşturuyor. Evet. Bu galiba karışık bir teknik. Tabii karışık. Burada çelik var, kemik var, polyester var. Bunlarda iki keçi boynuzu. Tabii koç. Kemik ve sadece gözleri bir şeydir. Tabii vücudu da tamamen çelikten oluşuyor. Çok enteresan. Tebrik ediyorum size. Benim zaten Uğur Bey'in ve eşimle en beğendiğim şey tamamen bizim kendi öz kaynaklarımızdan beslenerek yaptıkları eserler. Ben de hep Türk sanatçılarının çok zengin bir çeyizi olduğuna inanıyorum. Geçmişten gelen kültürümüz yok. Çok yoğun bir kültürümüz var. Yani Anadolu'dan binlerce kültür geçmiş, uygarlık geçmiş. Yani bizim Avrupalılardan özenerek yapacağımız hiçbir eser yok. Yani o kadar güzel bir şey. Konu olarak bu zenginlik içerisinde şey de yok, sıkıntı da yani hangisini yapacağınızı şaşırıyor. Tabii tabii, aynen öyle. Mesela Avrupalılarla uyum içerisinde, onlar da biraz kullanıyorlar. Rönesans döneminde yoğun şekilde kullanıyorlar. Evet. Dominatör, bronz döküm tamamen. Evet. Vites dişleri var. Demin merak etmiştiniz. Bu, evet, 618'in felaketi. 618 Rönesans'ta da çok kullanıldı. Aslında bu altın oran. Yani irrasyonel sayı sonsuza doğru gider. Varoluşun altında yatan irrasyonel sayılardan biridir. 5-6 tane vardır doğada aslında. Mesela bizim kemik boylarımız, şu parmağımız buradan, buradan, buradaki kemikten sürekli 0,618 büyür. Evet, çok enteresan. Doğanın bir sürü noktasında tüm canlılarda kemik oranlarında karşımıza çıkar. O yüzden hani bu yapılanma içerisinde onu da kullanıyorum. Şunu merak ettim. Buradan kamerayı yaklaştıralım. Çevireyim ben. Bu da şu fil 618'in sembolüdür. Ha, evet. Bunun sembolü fil. Bu pi değil, fil. Fil diye geçer. Evet, fil. Fil diye geçer. Pi 314. O da bir irrasyonel sayıdır. O da irrasyonel sayıdır. Bu da irrasyonel sayıdır. Yani sonsuza doğru giden bir yapıdır. Ve bu burada biz kısaltmasını... Minatör çok güçlü bir şey. Minatör yani güçlü bir aynı Satir gibi yarı canlılar. Daha boğa gibi herhalde. Boğa zaten. Kafası boğa gibi olan. Evet. Vücudu da yine insan vücudu gibidir. Yani Satir'in de öyle. İnsan vücudu. Atla karışık olanlar da sentör deniyor. Yani öyle değil. Mitolojide çok onlar da gelecek. Onlar sürekli yapıyoruz zaten. Şimdi